Arkadaşlar merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine polinomların ikinci testiyle devam ediyoruz. Px polinomu verilmiş. Bunun x eksi 1 ile bölümünden kalan kaçtır? Hemen ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu sıfıra eşit diyoruz. Değil mi? Buradan x eşittir 1. Bunu getirip Px polinomunu da yerine yazıyoruz. Yani x yerine 1 yazıyorum. X yerine 1 yazacak olursam P1 eşittir. Her tarafta yazıyorum. 1'in karesi eksi 3 çarpı 1 artı 2'den 1 eksi 3 artı 2'den ne gelecek? 0 gelecek. Doğru cevabımız C şık. Geldik 2'ye. Px eksi 2 polinomu verilmiş. Buna göre Px artı 1 polinomunun x ile bölümünden kalan 6. X ile bölümünden kalan 6 dediği zaman arkadaşlar hemen x gördüğüm yere 0 yazıyorum. Nerede? Şurada yazacağım. X yerine 0 yazarsam 1 olacak. P1 eşittir 6'ymış. Buna göre a'yı bulacağız arkadaşlar. P1'in 6 olduğunu biliyorum. O zaman bu içerisinde 1 yapmak için ne yapmam lazım arkadaşlar? X yerine 3 yazmam lazım. X eşittir 3 için P1 eşittir. X yerine 3 yazıyorum. 3'ün karesi eksi 3a eksi 6 eşittir. Neydi? 6'ydı bunun sonucu. Buradan 9 eksi 6'dan 3 gelecek. 3 eksi 3a eşittir 6. 3a eşittir eksi 3. A da buradan eksi 1 gelecek. Doğru cevabımız A şık. Geldik 3'e. Olduğuna göre diyor. Qx eksi 3 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan kaçtır? İle bölümünden ifadesini gördüğü zaman hemen sıfıra eşitliyoruz arkadaşlar. X yerine 2 yazacağım. Nerede? Şu polinomda. X yerine 2 yazarsam Q eksi 1 ifadesini sormuş olacak. Peki yukarıdaki ifade de arkadaşlar Q eksi 1'i elde etmek için X yerine ne yazmam lazım? 1 yazmam lazım. X eşittir 1 için her tarafta yazacağım tabii. X yerine 1 yazarsam bakın burası patlar. Değil mi? Q eksi 1 eşittir. X yerine 1 yazıyorum. 1 eksi 2 artı 1 eksi 1'den ne gelecek? Bak bunlar gitti. Eksi 1 ifadesi gelmiş olacak. Tamam. Doğru cevabımız B şık. Geldik 4'e. Bir Px polinomu verilmiş. X küp artı 1 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir? Ne yapacağız arkadaşlar? İle bölümünden ifadesini gördük ya. Hemen burada 0'a eşitleyeceğim. X küp artı 1 eşittir 0. Burada x küp eşittir eksi 1. Bakın bu x küp eksi 1'e eşit manasında değil. Her x küp gördüğüm yere eksi 1 yaz anlamında, tamam mı? Buna dikkat edelim. Burada da arkadaşlar Px polinomuna bakacağım ben. Şunu x üzeri 5'i x küp çarpı x kare şeklinde ayıracağım. Niye? Şu ifadeyi kullanabilmek için arkadaşlar. Artı 2x küp çarpı x olarak ayırdım. Şurayı. Artı 3x kare artı x eksi 7. Bu da x küp gördüğüm yere eksi 1 yazacak olursam eksi 1 ile x kareyi çarparsam eksi x kare. Artı x küp yerine eksi 1 yazdım. Eksi 2x oldu. Değil mi? Şurada eksi 2x oldu. Şurası. Artı 3x kare artı x eksi 7 ifadesi. Bunu biraz daha düzenleyecek olursam 3x kareden x kareyi çıkarsam 2x kare. Eksi 2x de artı x'i toplarsam eksi x artı 7 ifadesi. Hatta eksi 7 değil mi? Şurası. Eksi 7 şurası. Buna göre doğru cevabımız bakın D şık. Geldik 5'e. Px polinomunun x kare eksi 9 ile bölümünden kalan 3x artı 5 olduğuna göre Px artı 2 polinomunun katsayılar toplamı kaç? Katsayılar dediği zaman ne yapacağım arkadaşlar? X yerine 1 yazacağım. Nerede yazacağım? Bakın burada yazacağım. X gördüğüm yere 1 yazdığım zaman P3 ifadesini sormuş olacak. Bakın katsayılar toplamı dediğim zaman şu içerisinde 1 yapmaya çalışmayacağız arkadaşlar. Tamam mı? X yerine 1 yazacağız. Buna dikkat edelim. P3 ifadesini ben arıyorum. Şurada arkadaşlar Px polinomunu ben şu şekilde yazabilirim. X kare eksi 9 ile bölümünden kalan diyor ya. X kare eksi 9 ile böldüğüm bölüm ne olsun? Qx olsun. Kalan da 3x artı 5'miş. Ve ben P3'ü arıyorum. O zaman x yerine 3 yazacak olursam, x yerine 3 yazarsam 3'ün karesi eksi 9'dan burası gider zaten. X yerine 3 yazarsam buradan da 3 çarpı 3 artı 5'ten ne gelecek? 14 gelecek. Doğru cevabımız E şık. Geldik 6'ya. Px ve Qx polinom olmak üzere diyor. Bu eşitlik veriliyor. Px polinomunun x eksi 4 ile bölümünden kalan 5. Bakın bunu sıfıra eşitlediğim zaman ne olacak? X eşittir 4 olacak. Onu nerede yazacağım? Şurada yazacağım. P4 neymiş arkadaşlar? 5'miş. Qx artı 4 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan 11. Bakın bunu da sıfıra eşitledim. X yerine 3. Nerede yazacağım? Qx artı 4 de yazacağım. X yerine 3 yazdığım zaman ne olacak burası? Q7 olacak. Q7 eşittir 11'miş arkadaşlar. M'yi arıyorum ben şimdi. P4'ü elde edebilmek için x yerine ne yazmam lazım? 5 yazmam lazım. X eşittir 5 için P4 artı Q 7 geldi. Bakın zaten ben bu iki değeri de biliyorum. Tamam. Eşittir. 5 yazıyorum. 25 artı 5M artı 1.
Bunun değeri arkadaşlar neydi? Şurası artı. Bunun değeri zaten 5'ti. Bu da 11'di arkadaşlar. Eşittir 26 artı 5m olacak. Bunun da 16 eşittir 26 artı 5m. 5m eşittir eksi 10. M değeri de eksi 2 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 7'ye. Serkan'ın başlangıçta kumbarasında 40 TL olup X yıl sonra kumbarasındaki para neymiş? Buymuş. Bunu da Px polinom olarak ifade etmiş. Zafer'in başlangıçta kumbarasında 100 TL parası olup X yıl sonra kumbarasındaki parası da yine Px polinom olarak ifade edilmiş. X yıl sonra paraları eşit olacağına göre C2 eksi C1 bölü X kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar başlangıçta dediğimiz yani hiç X yıl geçmeden yani 0 yıl. Tamam mı? O zaman X gördüğüm yere ben 0 yazdığım zaman bunları birbirine götürecek. C1 ifadesi ne olacak? 40 olacak arkadaşlar. Tamam. C1 eşittir 40 olacak. Yine benzer şekilde bu da başlangıçta 100 TL olduğu için yani 0 olarak alacak. X yerine 0 yazarsam bunlar gider. C2 de arkadaşlar ne olacak? 100 olacak. C2 eşittir 100 oldu. Şimdi ben X'i bulacağım. X yıl sonra da paraları eşitmiş. O zaman bu polinomlar eşit olacak arkadaşlar. Yani 3x kare artı 14x artı c1 eşittir 2x kare artı 18x artı c2. Hatta ben c1 ile c2'yi biliyorum. C1 yerine 40 yazayım. C2 yerine de 100 yazayım arkadaşlar. Evet. Şimdi biraz daha düzenleyecek olursam x kare eksi 4x eksi 60 eşittir 0 olacak. Bunun çarpanlarına ayıracak olursam ben x eksi 6 mı? X eksi 10 çarpı x artı 6 eşittir 0 olacak. Buradan x eşittir 10 veya x eşittir eksi 6 olacak. Biz burada arkadaşlar yıldan bahsettiğimiz için eksi 6 yıl sonra olamayacağı için arkadaşlar o yüzden bu olmaz. X neymiş? Olmuş. Tamam. C2 eksi C1 ne olacak arkadaşlar? 100 eksi 40'tan 60 olacak. X'i de 10 olarak bulduk. 60 bölü 10'dan 6 gelecek. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 8'e. Px bir polinomdur. Tamam. Olduğuna göre P2 değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar ben x yönüne 2 yazacak olursam burası ne olacak? 0 olacak. 0 eşittir 2'nin karesi eksi 5 çarpı 2 artı m'den burası ne olacak? 4 eksi 10 artı m 0. M değerini buradan 6 olarak bulduk. Yazacak olursak arkadaşlar x eksi 2 çarpı Px eşittir x kare eksi 5x artı 6 olarak bulduk. Şimdi ben P2'yi arıyorum. Ben şimdi x yerine 2 yazarsam burası yine ne olacak? Sol taraf sıfırlanacak. O zaman ben P2'yi bulamam. Bulabilmemiz için arkadaşlar ne olması lazım? Bakın şuradaki ifadeden bir x eksi 2 ifadesi çıkarmalıyım ki sol tarafla sağ taraf x eksi 2'ler sadeleşsin yani. O zaman arkadaşlar bakın şu x eksi 2 çarpı Px eşittir. Çarpanlarını ayırıyorum. X eksi 3 çarpı x eksi 2 şeklinde ayırabilirim. Şimdi x eksi 2'ler sadeleşir. Px polinomumuzu x eksi 3 olarak buluruz. Şimdi buradan x gördüğüm yere 2 yazacak olursam P2'de ne olacak? Eksi 1 olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Tamam. Geldik 9'a. Px artı 1 polinomu verilmiş. Buna göre Px eksi 2 polinomunun 1 çarpanı x eksi 4 olduğuna göre. O zaman arkadaşlar bunu sıfıra eşitleyeceğim. Değil mi? Bunu ne yapacağım? X yerine 4'ü burada yazacağım. P2 eşittir 0 olacak. Niye? Niye 0'a eşitledik? Niye 0'a eşitledik? Çünkü arkadaşlar çarpanıymış ya. Çarpanı olduğu zaman tam bölünmez mi? Evet. Tam bölündüğü zaman kalan ne olacak? 0 olacak. Bakın şu eşitliğin sağ tarafındaki ifade kalanı ifade ediyor. Kalan burada 0 olacak. Sebebi ne? Çünkü çarpanıysa o zaman kalan 0 olacak. Bir örnek verelim. 6'nın çarpanlarına bakalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 6 değil mi? Eksileri de var ama. Şimdi arkadaşlar bunun çarpanı 1 ya. O zaman 6 1'e tam bölündüğü zaman kalan ne olacak? 0 olacak. Bakın o kalan buradaki 0. Tamam mı? Evet. Şimdi arkadaşlar P2'yi elde edebilmek için şurada x gördüğüm yere ne yazmam lazım? 1 yazmam lazım. Tamam, P2 eşittir. X yerine 1 yazıyorum. 1 artı 6 artı m ifadesi gelecek. P2 de 0'a eşittir. 7 artı m eşittir 0. M de burada eksi 7 olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Geldik ona. Şekildeki A ve B ağaçları arasında uzunlukları toplamı olan ipler gergin şekilde bağlanıyor. Her bir ipin uzunluğu x eksi 2 birim olan parçalara ayrılabildiğine göre m değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar o zaman şu 3x kare artı 3mx artı 36.
Bu parçalar ayrılacaksa o zaman bu ifade ne olacak? X eksi 2'ye bölünecek. Az önce de yapmıştık arkadaşlar. Buna tam bölünecekse o zaman ne yapacağız? X eksi 2 eşittir 0 diyeceğim. X buradan 2. Şimdi bu tam bölünebilmesi için bu 2 yukarında ne yapması lazım? Bir kökü olması lazım. Kökü ise arkadaşlar x gördüğüm yere 2 yazacağım ve 0'a eşitleyeceğim. Tamam mı? 3 çarpı 2'nin karesi artı 3m çarpı 2 artı 36 eşittir 0 olacak. Bunun 12 artı 6m artı 36 eşittir 0. 48 artı 6m eşittir 0. 6m eksi 48. M değeri de buradan ne olacak? Eksi 8 olarak bulunmuş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 11'e. Bakın Px artı 5 polinomu veriliyor. Px artı 4 polinomunun çarpanlarından biri x eksi 1 olduğuna göre m bölü n oranı kaçtır? Çarpanlarından biri diyor. Bunu arkadaşlar 0 eşitledim. X yerine ne yazacağım? 1 yazacağım. Nerede yazacağım? Şurada yazacağım. Yani P5 eşittir. Çarpanlarından dediğine göre demek ki tam bölünüyor. Tam bölündüğü zaman da kalan ne olacak? 0 olacak. Bakın şu eşitliğin sağ tarafındaki ifade ne eşit? Kalanı ifade ediyor arkadaşlar. Kalan 0. Evet. Şimdi burada P5 olması için de x gördüğüm yere ne yazmam lazım? X eşittir 0 yazmam lazım. Değil mi? 0 yazarsam P5 eşittir. Tabii her tarafta yazıyorum arkadaşlar. 0 üzeri k ne olacak? 1 olacak. Buradan x yerine 0 yazarsam burada 81 üzeri m artı 1 gelecek. Eksi 27 üzeri n artı 4 bölü 3 eşittir 0 olacak. Tamam. Şuradaki 0. Şimdi dikkat edecek olursak, bakın dikkat edecek olursak şurada bir hata x yerine 0 yazınca burada bir gelmeyecek değil mi? Tamam. Burada 0 gelecek arkadaşlar. Tamam. Şimdi 81 üzeri hatta 81'de 3 üzeri 4 olarak yazdığım şurayı 3 üzeri 4'ün m artı 1. kuvveti şunu da sağ tarafa atarsam eşittir. 27'de 3'ün küpü olarak yazdım. N artı 4 bölü 3. Buradan 3 üzeri 4m artı 4 eşittir. 3 üzeri 3n artı 4 olacak. Tabanlar eşitse üstler de birbirine eşit olacak. 4m artı 4 eşittir 3n artı 4. 4'ler birbirini götürecek. 4m eşittir 3n olacak arkadaşlar. Buradan m bölü n ifadesi de 3 bölü 4 gelmiş olacak. Doğru cevabımız B şık. Geldik 12'ye. İfadesinin eşiti Px polinomunun ax kare artı bx artı c ile bölümünden kalan olarak modelleniyor. Tamam. Arkadaşlar a gördüğümüz yere bakın şurada 0 yazarsam burası gider. B yerine 1 yazacak olursam burası ne olacak? X olacak. C yerine de 2 olursa x eksi 2 olacak. Yani x eksi 2 ile bölümünden kalan neymiş? 5'miş. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan 5 ne olacak? X eksi 2 ile bölümünden dediği için x eksi 2'yi 0'a eşitleyeceğim. X yerine 2 yazacağım. Nerede? Px polinomunda. Kalan neymiş? 5'miş. Yani P2 eşittir 5 olmuş olacak. Benzer şekilde arkadaşlar A yerine 0 yazarsam burası yine gider. B yerine 2 yazarsam ne olacak? 2x olacak. C yerine de eksi 10 yazarsam bu olacak. Px polinomunun 2x eksi 10 ile bölümünden kalan eksi 16'ymış. O zaman arkadaşlar 2x eksi 10 ile bölümünden kalan eksi 16 ise 2x eksi 10'u 0'a eşitlerim. Buradan x eşittir 5 olacak. X yerine 5'i nerede yazacağım? Px polinomunda. O zaman P5 eşittir. Kalan da eksi 16 olduğu için P5 eşittir. Eksi 16 olmuş olacak. Buna göre bu ifadenin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Yani a gördüğüm yere 1 yazacağım. Değil mi? O zaman x kare olacak. B gördüğüm yere eksi 7 yazacağım. Eksi 7x olacak. C gördüğüm yere de 10 yazmış olacağım arkadaşlar. Tamam. Buna göre bakın nasıl ifade edeceğiz şunu? Şöyle yazarsak daha net olacak. Px polinomu var. Ben bunu x kare eksi 7x artı 10 ile böleceğim. Bölüm qx olsun. Kalan da ne olacak arkadaşlar? Burası ikinci dereceden olduğuna göre kalan en fazla, bakın en fazla birinci dereceden olabilir. Değil mi? Evet. Yani o da ax artı b ile ifade edebilir. Ama ben bu polinomu nasıl kuruyorum? Px eşittir. X kare hatta x kare eksi 7x artı 10'da çarpanlarına ayıracak olursam x eksi 2 çarpı x eksi 5 olarak gelecek. Çarpı qx artı kalan da ax artı b. Şimdi arkadaşlar ben P2'nin 5 olduğunu biliyorum. O zaman x gördüğüm yere 2 yazarsam bakın burası komple gider. Değil mi? P2 eşittir. X yerine 2 yazıyorum.
2a artı b gelecek. Bu da 5'e eşitmiş. Şimdi benzer mantıkla, bakın benzer mantıkla, şimdi ben bir de p5'in eksi 16 olduğunu biliyorum. Şurada x gördüğüm yere 5 yazacak olursam burası yine 0 olacak. p5 eşittir. Bakın burada da 5 yazıyorum. 5a artı b eşittir. Eksi 16 olacak. Alttan üstü çıkartırsam arkadaşlar, taraf tarafa toplarsam b'ler birbirini götürecek. 3a eşittir. Eksi 21. A da buradan eksi 7 gelecek. Şu yukarıda yerine yazacak olursam arkadaşlar, a yerine eksi 7 yazıyorum. Eksi 14 artı b eşittir 5. B de buradan ne olacak? 19 olmuş olacak. Bizden kalanı soruyordu. Kalanı da biz a x artı b dememiş miydik? Evet, a'yı eksi 7 olarak bulduk. Eksi 7x artı 19 olarak bulunmuş olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Geldik 13. ve son soruya. M, N ve P birer pozitif tam sayı olmak üzere diyor. P x artı 1 polinomu veriliyor. P x artı 2 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan 78 olduğuna göre koşulu sağlayan kaç farklı P x polinomu yazılabilir diyor. X artı 1 ile bölümünden kalan dediği için arkadaşlar hemen bunu 0'a eşitliyorum. X eşittir eksi 1. Bunu nerede yazıyorum? Px artı 2 polinomunda yazıyorum. X yerine eksi 1 yazarsam buradan ne olacak arkadaşlar? P1 olacak. P1 neymiş? 78'miş. Bunu kullanmak adına şurada arkadaşlar P1'i elde etmek için X yerine ne yazmam lazım benim? 0 yazmam lazım. 0 yazarsam P1 eşittir. 0 yazdığım zaman burada M olacak. Burada 2N ifadesi olacak. Burada da 3P ifadesi olacak. Bu 78'e eşitmiş. 2 kere 3 6. 78'i 6'ya bölersem bakın P1 eşittir. M çarpı N çarpı P 78'i 6'ya bölersem ne olacak? 13 olmuş olacak. Arkadaşlar 13 asal olduğundan dolayı bakın ne olacak? Bu 1, 1, 13 olur. Değil mi? 1, 13, 1 olur. Değil mi? Veya 13, 1, 1 olur. Kaç tane yazdık? 3 tane yazdık. Peki arkadaşlar daha fazla olsaydı, şimdi bu şekilde permütasyon kombinasyonu da biz biliyoruz ya, onunla da bir bağdaştıralım. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle. Bir tanesini yazdım ya arkadaşlar. Evet. Diğerlerini saymadan şöyle bulabiliriz. Bakın tekrarlı permütasyondan. 3 faktöriyel. Bunların hepsi farklı olsaydı 3 faktöriyel olacaktı. 2 tane 1 kullandığım için tekrar edenler arkadaşlar 2 faktöriyele böldüm. Buradan ne gelecek? Yine 3 olarak bulabilirdik. Tamam. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.